Merhaba arkadaşlar, Gezginin Rotası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün nasipse baba farklı bir yoldan gideceğiz galiba. Kestireyim yani en iyi. Babama göre en iyi yol diyor. Bakalım, Evet. arabamızı merkezde bıraktık. Yani çamurlu Çamurlu olunca, olmadı. Ha, çamurlu değil yani. çamurlu olunca normalde Dalmazbaşı dediğimiz bir bölge vardı. Oraya bırakıp oradan yürüyerek gidiyorduk. Babam dedi ki burası daha iyi ormanın içinde. Dediğimiz bölgeden de değil. Tam taş dibi dediğimiz bölgeden çıkıyoruz. Bakalım bu rota nasıl olacak inşallah. Diyeceğim bir şey var mı? Ben diyeceğim şey, mezardan çıkıp da şuradan şöyle gelerek buradan gidiyorum. Anladım. Sen burayı kullanıyorsun o zaman. Buradan ama tenha olduğu için kabrin kapısından geliyorum, buradan gidiyorum ben. Tamam bakayım abi. Arada bir mecbur kaldığımda. Tamam. Başlayalım yolculuğa. Buyurun seyre. Babam sırt çantasını yüklendi. Ben de aynı şekilde sırt çantamı çantalarla gidiyoruz. Artık malzemeleri ufak tefek şeyleri götürüp getireceğiz. Onda da su var bir tane. Bende de su var. Su ihtiyacımızı kuyumuzda su olmadığı için atık suyu bile normal su olarak götürüyoruz. Evet, eski bir patika yol belli ki. Buradan devam. Evet. Burası muhtemel mal bakıcılarının yani sürü sahiplerinin güzergahı gibi. Yolun kullanıldığı belli. Hafta boyunca hareketsiz olup ondan sonra biraz yokuş yukarı vurunca sen hemen ışılıyor. Baba bu direkt daha evinin olduğu yere mi çıkartacak bizi? Evet, daha oldu. Tamam. Bıyıklıyım, nasıl öyle? Nasıl? Bıyıklıyım. Bıyıklı gelin. Bu adam bıyıklılarmış. Babamın güzergahını da bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Benden ayrı gidip geldiği noktalar burası. Şemsiye almamış. Evet, şemsiye almamış derken arabada aşağıda şemsiyeyi unuttum. Aklıma geldi şimdi. O da güzel. Şaka gibiyiz. Yağmur yağarsa çekim yapamayacağız. Onunla sağlık dileyim. Orman arası gerçekten güzel bir yola benziyor inşallah. Bilmiyorum, rotaya bakmak lazım. Bu yolu da devamlı olarak kullanabiliriz. Şöyle yağmurlu, çamurlu günlerde arabayı bıraktığımız konum yakın. Karşıda şu anda kamerada çok belli değildir de karşıda köy var. Köyün üst tarafından dağ vurarak düzlemesine çıkıyoruz. Rota güzel. Yani buraya da ağaçlar yeşilken daha bir güzel gidip gelinebilir. Şimdi şemsiyemi alayım. Yağmur yağarsa çekim yapma şansımız olmaz. Şemsiye olmazsa. Islanmak sorun değil. Ben yağmurda ıslanmayı seviyorum açıkçası. Ama çekim yapamayız. Şemsiye olmayınca. Karlar düşünceye kadar taşlardaki yosun güzelliği görüyorsunuz. Şöyle köy manzarası vadi.
Daha evinden de görüküyor ama bu kadar net değil. Dereköy, Çağlayan Çat ve Sorkun Güzergahı. Şöyle yakınlaştırmak gerekirse. Sivil Dağı. Bayağı tırmandık. Dalamız tarafı. Köyde güneş var. Şu an burada yağmur çiziyor. Sana bir şemsiyeyi aldım geldim. Babamın patika yoldan tırmanıyoruz. Evet. Babam ayrıca kullanıyor. Vardır diye düşünüyorum. Çünkü yol çok nizami. Belli yani. Devamlı gidip gelinildiği. Evet, hızlanıyor yağmur. Yağmurlarda baharın buradan su geliyor belli ki. Aşağı vadiden hayır. Bu taraftan da Dedi bölgesinin bereketli suları geliyor. Yol fena değil ama aşağıya göre yine burası da uzun. Yokuşluymuş yani. Babam daha düz dedi ama orası daha iyi gibi dedi yolu. Eski temelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buraların hepsi ekim dikim alanıymış. Gördüğünüz gibi her taraf orman olmuş artık. Dün akşam yüksek kesimlere kar yağdı. Ve gördüğünüz gibi buralarda buz var. Muhtemel buraları da atıştırdı. Sonrasından ise dondu böyle. Tam ince. Çünkü köyün yüksek kesimlerinde de aynı şekilde kar varmış. Erimiş sabahleyin. Evet. Şu an geldiğimiz noktayı bildim. Devamlı çekim yaptığım aşağı kısım. Yani dağ evimizin üstündeki arka vadi. Oradaki tarlalar. Evet. Diğer iki yerin keskinliğine rağmen burada da yokuşu var ama çok keskin değil. Tatlı bir yokuşu var. Burası kullanılabilir. Ama babam köpekten çok korkuyor. Yani tedbirsiz gelmemek lazım. Eskiden bir kullanılan yolmuş belli ki buralar. Babam o güzel kar kullanıyor. Ya. Evet, geldiğimiz güzergah ve şu yandaki tarladaki eski taş ev öreni çekimlerde göstermiştim burayı. Yağmur bir duruyor, bir hızlanıyor. Şimdi tekrar hızlanmaya başladı. Evet, dağ evi manzaramızın kuru ardıç ağacı, ardıç diyorum, çam ağacı kurusu yandan geldik mekanımıza. Evet. Daha evimiz göründü. Niye? Bu yolda kullanılabilir.
güzel bir rota. Ben de açıkçası biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar, yani hışıl hışıl ses rahatsız ediyorsa da kusura bakmayın. İyicene etkinlik bir şey yapamayınca bir dağ evine gidip geliyoruz. Onun harici bir şey olmayınca nefes nefese kalıyoruz. Bizim için de daha iyi bir itman oluyor. Açıkçası sağlık sıhhat anlamında. Evet, mekanımıza geldik. Şöyle göstereyim. Bakın artık zemin yeşil bir uyanışa geçiyor. Yağışlarla beraber bir canlanma geliyor. Artık son zamanın canlanması. Evet, gördüğünüz gibi babam en son geldiğimizden sonra buradaki pencerenin duvarını istiflemiş. Nemli ama boyadı tutar diye düşünüyorum. Biraz daha geldiğimizde burayı sıva boya işini yapmam lazım. Şu yukarıdan yine bir su gelmiş. Bacanın oradan da geliyor. Nereden geliyor onu bilmiyorum ama onun bir zararı olmuyor. Vurma yapıyor sadece. Burası yani babam sıvadıktan sonra dün gerçekten bu gece diyeyim artık gece 3'te 5 arası çok güzel yağmur geldi. Gelen yağmura rağmen burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bacamızdan da gördüğünüz gibi su, çok fazla bir su gelmemiş. Baca güvenliği tamam. Bugün ocak başımızda yakarız diye düşünüyorum inşallah. Şu pencerelerde tarafları da sıvamış babam. Çatlaklar vardı önceki yaptığından. Pencereleri bir daha tekrar bir temizlik yapacağım. Dışarıda yağmur sesini duyuyorsunuz. Sobayı hemen soba işini halledeceğim. Babam toprakla şu dış tarafı da düzenleyeceğim diyor. Yağmur olduğu halde aldırmıyor açıkçası. O yaparken ben de içeriye ısıtayım. Geldiğinde direkt sıcacık oturalım inşallah. Geçen gün artan köpükleri sıkmıştım. Şu üst taraflara. Buraları bir temizleyeyim nasipse. Bir atasözü vardı. Bizimki de bol bulduğumuzdan değil de bilmediğimizden bola derin. Gördüğünüz gibi sıkıyoruz. Ve arkadan bir sıktıktan sonra genleşiyor bu. Yeterli gelmez diye düşünüyorum ama fazlasıyla yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi. Buralarda bir temizleyelim nasipse. Babam dışarıda başladı. Şu aşağı tarafın su kısmına kavis verip toprak sıva yapacakmış. Şu aşağıları yaptığı yere ekstra bir şey düzenleme yapacak. Büyük usta ben varken çalışıyor. Normalde çalışmıyor da biliyorsunuz. Baba istersen yağmur hızlanıyor, ıslanma. Ben çapıkçısını bitirmeye bakıyorum. Sonra yaparız ya, acil değilse. Acil, sen bir yere burası ya. Şöyle babamın üstünden de belli. Arkadaşlar, şu an gerçekten karla karışık yağıyor. En sonunda kar yağışını görebildik. Yağmurla karışık kar şekliyle atıyor. Malzememizi yine tutuşturma olarak kullanıyoruz. Atıklarımız direkt dönüşüme giriyor açıkçası. Ha maşallah. Coşkuyu verdi. Güzel çekiyor.
Tabii her seferinde bir çalışmamız yine devam ettiği için ortalık battı. Kusura bakmayın, tekrar bir daha temizleyeceğiz buraları. Yapacak bir şey yok. Yani tamamen evin içi bitinceye kadar bir nasip seçti, sıva işi kaldı. Sıvadan sonra biraz daha rahatlayacak. Çay suyumuzu koyalım. Şu ocaktaki şeyleri de çekelim. Nasipse tepsilerimizi. Bugün bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hamuru getirdim. Becerebilir miyim bilmiyorum da. Babamın çalışma sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Orayı tamamen kapattım baba. Eline sağlık. Ama biraz ıslanmışsın baba ya. Sonra yapsaydık keşke ya. Şimdi yapayım bitsin. Yapayım bitsin. Sonra kalmasın diyor ama tabii ıslanması da iyi. Ama nasipse sobamız yanıyor. Hemen baba, hemen. Şu görüntü gerçekten çok hoş. Yağmur, dağımız. İnşallah bu güzellikte kar yağışında da geliriz. Bu güzelliği yaşarız. Biraz önce karla karışık atıyordu ama tekrardan güneş açtı. Tekrardan yine kapandı ama yağmur devam ediyor. Bırak boş ver baba, sonra hallet ya. Aha, tamam. Senden daha şey değil. Önemli değil o işler. Sonra da olur o işler. Yine ufak tefek bakın. Duvarda akıntılar var. Yok değil. Buralara akıntılar gelmiş. Ona da yapacağımız bir şey yok artık. Sizin de dediğiniz gibi seneye ön tarafa bir şuraya bir balkon gibi bir şey çıkıp tahtadan zemini düzleyip buraya bir balkon alanı yapabiliriz çatıyla. O zaman hem içeriye gelip giderken yağmurdan korunmuş oluruz. Hem de nedir? Burada oturup vakit geçirebilecek bir özel alanımız olmuş olur. Oho, baca veriyor Coşku. İyi tuttu demek ki. Dışarıda yağmur soğuk olsa da sobamız yanınca gerçekten güzel. Şu odunları peyderpey alıyorum. Çatının altında olsa da nemli ve ıslak oluyor. Şu sobanın yanına koyuyorum ki sonraki geldiğimizde kuru olsun. Nasıl ısıtayım? Burası. Tekrardan
temizlik işi olacak. Bir yastığı sıcaktan korumuş oluyorum açıkçası. Dayama yastık sıcak, acayip sıcakmış. Baba, onları odunluğa koy istersen. Onları buraya getirmen gerek yok. Sıkar. Üşüdüm dışarıda. Yani ayaz kesiliyor yani biraz da kan zayıflığı olduğu için yemeğe bağlı bir şey tabi. Vallahi baba işte. Hikayesi var ya. Ondan dolayı oluyor. Deriz meriz yapma baba. Geçen götürdük doktora. Bir şey yok dedi yani. Hayır yok yok. Bu keyif bir şey yani. Hani şişmanlamak hesapla anlamda. Bir gün efendim de. Ha işte. İçerisi sıcak değil mi? Çok iyi. Şura olduğuna sevindim de. Hı? Şura olduğuna sevindim de şurası biraz yarık var orada hani. Olur ya orada apadırız onları zaman. Şöyle. Bir tek orası. Hava alsın. Oktursun da. Ha çek. Çekiyor baba şu anda. Eyvallah. Sıkıntı yok. Muhabbet ediyorsun. Şimdi yemek işimiz bir başlayayım ben hafta. Elimizden gelmez ama. Biraz fazla bir iş olsa da bugün bir düzenleme yapacağız nasipse. İşte zor olur da. Şu sobanın şey yanması vurudur baba. Evet. Soba yanmazsa vurutmaz. Evet. Ellerim üşüdü ya. Laf dinlemiyorum ki. Ya da erken olursa o kadar yemeğe gelir. Öyle baba. Sağlık da önce gelir. Şu işi de 2-3 misli yer böyle gider gelir. Bugünlerde. Bu benlik için yani. Ya da şöyle aç olsun. Aç olunca daha iyi ısıtıyor. Bir yanda. Şöyle bak. Şimdi bıçağımız. Oh, çok güzel. Kan gibi bir evet. Dışarıda yağmur durdu. Çok güzel bir güneş var açıkçası. Şaşılacak bir şey. Hala vurmamış. Thank you.
Isınmadı mı daha bu? Ellerimi ısıtmaya çalışıyorum da. Isınmadı o zaman da. Fotoğumda gördüm ben. Zor mu senir? Yediğim çok fena halladı yani. Müthiş bir şey yedim. Tabii. Şimdi ben de bir şey yapacağım bakalım, deneyeceğiz yani. Fırında. İnşallah. Becerebilirsek. Becereceğim. Becerir miyiz? Tabii. Kimlerin evladısınız yani, kimlerin adamısınız yani. Hiç gelmiyor falan. Tamam, beğeneceğim bu. Ya da yapabileceğiz mi? Aha. Çocuk. Ama direkt çocuk koymayacağız. Bakalım. Değişiklikler tabii. Olur ha. Bu adamı deneyelim. Biraz. Yağlayacağız. Koyduğumuz var ama. Hamurumuz bayağı kabarmış. Artık. Biraz daha dışarı gitmeyiz yani. Nasıl bu var? Zobaya. Yıl kadar liseden sonra fırında çalıştım. Biraz hamurla aram iyidir de. Tabii bayağı bir zaman geçti. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hamur da biraz kabarmış. Şöyle yapıyorduk. Şöyle şöyle yapıp pide gibi açıyorduk. Tabii o artistik patinajlar o yıllara da kalmış. Çok da bir şey olmadı. Bunlar denemeler arkadaşlar. Yani dediğim gibi önce de dedim. Benim bir deneyimim yok. Daha önce de yapmış etmişliğim yok. Fırında çalıştım ama genellikle pide açımı, ondan sonra pide satımı üzerindeydi. Yemek işleri pek elimden gelmez açıkçası. Babamla beraber bir bayimde bir şeyler kendi çapımızda karnımızı doyuracak şekilde şeyler yapacağız. İnternetten bakacağız. Örnek yapanlara, edenlere. Onların yaptıkları gibi biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah diyorum. Bakalım. İnşallah yapmayız veya da pişirmeden boşa gitmez. Belki de pişirmeyecek ama anne pişir. Bismillah diyelim baba. Dur şöyle bir sürelim baba. Oldu bir tane. Şöyle
Bunları atalım ki hızlıca da pişirsin. Çayımızın su. Aynı adam. Burada da pek kıpırtı yok. Gümbür gümbür gümbür, yani sac olmasının etkisiyle acayip hemen yanmış. Bir tutamak lazım bize. Tutamakla hemen çevirmemiz lazım. Taraflar biraz yüzünü dağıttırsak da hızlı bir şekilde pişiyor. Yani odunu çok atmışız. O yüzden açıkta pişiriyorum. Bir de kapatırsak tamamen mahvedecek. Çay suyumuz kaynadı. Hemen bir demleyelim. Dem için büyük usta hızlı bir şekilde çökmesi için mi yapıyorum bu bunu? Bence daha iyisi. Bilmiyorum da. Böyle yapıyorsun yani. Demin kendi çökmesini sağlamıyor. Normalde ben o şekilde tercih ederim. Kendisi çöker. Ama tabii hızlı bir iş yapacağımızda bu da mantıklı. O değil arkadaşlar, içerisi hamam gibi kaldı yani. Çamur çapa aldırmayın. En son boya işinden sonra inşallah malzemelerin hepsi de elden geçecek. Şunu baba şöyle tut da. Şöyle altını göstermek gerekirse o altı da güzel olmuş. Kavaklıklarımızda böyle
Evet, unuttuğum bir şey. Şimdi kahvaltılıkları çıkartınca aklıma geldi. Normalde peynir de koymayı düşünüyordum. Unuttuk. Evet. En önemliydi. Bunu ezip de ağzına hamurla karıştırmak daha güzel işte. Gizli bomba gibi. Tamam, bir daha aslında öyle yapalım baba. Böyle peynir yandı. Şöyle bir ekmeğin tadına bak bakayım baba. Sıcak demesi. Oo. Duman üstünde. Gerçekten duman üstünde. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Şuyla. Güzel mi? Eksiklerimiz var. Nasıl bir eksiklerimizi tamamladık mı diye yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başlarız inşallah. Evet. Duman üstünde. Biraz yanıklığına bakmayın. Yanık görükse de oldu galiba. Biraz alttan da ısınsın diyerek yukarıya çıkardım. Böyle yaparlardı bizdekiler. Annem gibi olsun. Şu kenarlarda hafif şeylikler var ama oldu oldu. Hafif diyecek kadar oldu. Duman üstünde. Ne işi? Ne düşünüyorsun baba? Onları gözüme çarpar diyemem ben. Şu hafta. Çok kurgandı. Olsun, o önemli değil artık. Sıva yapacağız. Sıva yapacağım ben. Sıvadan sonra hallederiz o işleri. Ha, hepsini diyorsun. Hı-hı. O zaman tamam. Sıvadan sonra artık oralarda bir düzenleme yapılacak yani. Daha önde yağmur sonrası. Parıl parıl bir gün. Güneş karşıda. Bu taraftaki büyük penceremiz gerçekten doğru bir tercih olmuş. Kış güneşi direkt ona vuruyor. İçerinin aydınlanması için yerinde bir tercih olmuş. Tek pencere olsa diğerki taraf bu şekilde güzel bir verimli güneş alma şansımız olmazdı. Akşamdan yağmur yağmış çok güzel bir şekilde. Yerler ıslak. Şimdi dağ evine geldik. Geldik dediğime çoğul konuştuğuma bakmayın. Genellikle ben çoğul konuşmayı tercih ediyorum. Şu an dağ evindeyim. Şöyle şu tarafı gösterirsek geldiğimiz güzergah. O tarafı aşırı derecede bir kapalı bir bulut yapısı var. Bu taraf bizim Bozkır tarafı aydınlık. Açık ama arka tarafta yağış var. Bakalım. Yağmur yağar mı? Göreceğiz inşallah.
Dem olmuş. Evet. Çayımızı demleyelim. Açıp dolduralım. Demleyelim diyorum. Normal olsun. Hı? Yeter mi? Yeter. Çok fazlaymış. Suyu çok dolduruyordum. Sana biraz döküp soğuk su çok ilave edeceğiz de. Kış güneşi direkt karşımızda. Direkt soframıza doğuyor. Dumanı da üstünde yani çayımızın. O yönüyle güzel. Sana dediğimiz gibi baba buraya küçük bir çay için böyle su dökmelik bir şeyler lazım. Bu ufak şeyleri geçim kadarıyla onları tamam. Koymak lazım. Ben küçük bir şey, başka bir şeye ihtiyacım sana. Şöyle buyur baba. Temizleyemediğim için üzgünüm. Doğru mu baba? Onları elden geçecek. Genel anlamda hepsi düzenlenecek yani. Buyur bakalım bismillah. Şu şimdiki lazım olan şey de. Valla fena değil. Bence güzel. Çok iyi. Şöyle farklı bir sistem yapabiliriz yani. Hamuru iyice açıp ondan sonra içine koyabiliriz. Ne yapayım baba? Çabuk kolay kolay tadı vermek için. Hmm. Benim özel şey yani. Anladım. Peynirden de al baba. Peynirden, evet. Devamlı çevirmemiz lazım. Bu da bize bir ders. Sac olduğu için normal sobalara göre hemen hızlı bir şekilde yüzeyden alıyor. Ama içinde yanık yok. Demek ki bir eksiklik var. Eksiklik değil bu. Saç bu. Emaye olsa emeğe fırın tabi haliyle buna göre ısıyı daha biraz yavaş kontrollü bir şekilde verdiği için sıkıntı olmuyor ama bu bildiğin saç. Evet. Orada da yoğun bir şekilde yanıyordu. Hızlı yandı. Ateşin hızlı yandığı zaman attık. Acaba dedim pişmez mi ki korkusuyla. Pişirmek ne demek? Yakacak moda getirdi yani. Acele geldi diye tek kelime. Nasıl? Lezzeti güzelse sıkıntı yok baba. Bu daha en güzel en güzel bu da. Biraz önce baktığımda
O da şeydi, durumu çıktı, çok güzeldi. O da güzeldi. Biraz önce giderken? Yani biraz işine doğru hani öyle boy verirsin de çevir çevirirsin ama da tam işle işlesin diye ya. Yani bizden geri dedi de ben uğraştırdım. Sucukların yağı pişerken hamura bütünleştiği için yani gerçekten kuru kuru yemek bile ciddi anlamda lezzetli. Tabii dediğim gibi beynin noktası vardı, ben onu unuttum. İnşallah yaptıkça bir şeyleri öğreneceğiz. Ne demişler? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp olan. Biz de burada öğreneceğiz. Olumsuz yorumlarınızı da es geçmiyorum. Haklısınız yani. Bir şeyden anladığımız yok. Sobamızın ısısı geçmeye başladı. Odun atmıyorum çünkü dışarıda güneş çıktı. İçerisi nasıl baba? Hamam gibi değil mi? Gayet iyi. Resmen hamamın gibi. Dolayın baba. Şöyle yanaştır da. Nasıl dedim baba? Şimdi rahatım. Güvenceyi aldım da. Güvence dediğin? Güvenceyi aldım. Yani şöyle düzledim de ayağımla. Şöyle çalı şey yaprak. Ha orayı sağlamlaştırdın yani. Ebedileştirilmesi bir nevi. Ebedi oldu. Ebedileşme. Hani birazcık yaklaşık ebedileşmesi. Tamam. Şeyle. Eline sağlık baba. Dönelim inşallah. Ha, dönelim. Geldiğimiz yoldan karşı taraftan gideceğiz. Normalde tabii arabamız orada olduğu için bu taraftan gideceğiz yani. Bu taraftan giderdik normalde arkadaşlar.
Bu sefer arabamız daha aşağıda. Köye çok yakın bir konumda. Bu tarafa gidiyoruz nasipse. Yola düşelim baba. Araba oradan başka yerden nasıl gideceksin? Buradan mı gideceğiz? Geldiğimiz yerden gideceğiz ki ha. Araba orada ya baba. Ha tamam. Arabayı bırakalım mı? Ha ben o arkadaşın arabayla gelecek oraya götüreceğim. Yok. Onu. Arkadaş şimdi gelmedi. Bugün o, gelmedi. Vakitli, gidelim. Vakitli. Dur. Hadi bismillah. Besmele'yi çekti babam. Yola düşerken her işin başı bismillah. Akşama yarım saat 45 dakika civarı kaldı. Dönüş yolumuz. Valla bu güzergahı da öğrendiğim iyi oldu. Yani bundan sonra bu güzergahı kullanırım. Şu an telefon uyarı verdi. Dediğim gibi yarım saatten biraz fazlaymış. Tam 45 dakika var. Kereata girdi. Bulutlarla manzara da güzel. Bu güzergah kışın özellikle bizim işimize çok yarar diye düşünüyorum. Diğer ki Dalamas tarafına göre. Çünkü Dalamas tarafında kışın gelirken dağın arka tarafında bırakmak zorunda kalacağız aracımızı. Yamaya aşağıda bırakacağız. Neredeyse bu güzergahla aynı oranda. Ama burası işte ise köye iniyoruz. Diğer iki taraf Dalamas dediğimiz bölge tamamen boş alanlardan oluşuyor. Yani yaban hayvanı, köpek çok fazla olur. Evet şurada doğal bir suluk oluşmuş. Gördüğünüz gibi taşın yapısına bakın. Ne güzel. Yaban hayvanlar için suluk. Babam hızlı bir şekilde uçuyor. Ben de yetişeyim. Köyün üstünde Deli Bayan dediğimiz, Duz İçi dediğimiz alanda çok güzel bir güneş var. Bu tarafa gölge çöktü. Altın sarısı arka planda görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güzel bir vakit geçirdik babamla beraber. Dağ evindeydik. Bazen onunla, bazen onsuz dağ evinde çalışmalarımız devam ediyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakın altın sarısı görünümüyle dere, köy manzarası gerçekten hoş. Babam hızlı gidiyor. Biraz üşüdü. Serin bir hava var. Daha evimizin içinde sobamızı yaktığımızda gerçekten içerisi hamam gibi oluyor. Ama dışarı çıkınca tabii artık mevsim itibariyle serinledi. Baba bundan sonra eldivenle, şapkayla ve sağlam bir kıyafetle gel. Yani böyle nasıl? Yani böyle gelme. Sen benim relax giyindiğime bakma. Allah faydası olur. İşte yani sen sağlığına dikkat et. Yaşlılıkla çekersin diyorlar. Biz çok relax modda giyiniyoruz da. İnşallah bir sıkıntı olmaz.
Ben serini seviyorum. Çok fazla sıcağı açıkçası sevmiyorum. Vay, şu an geldiğimiz nokta tam yardan gidiyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Bir saniye baba, beklersen. Şöyle Dereköy. O aşağıdan başlayıp böyle komple ilerliyor. Neyse, arkadaşlar, dediğim gibi herkese teşekkür ediyorum. Abone olan, beğeni, yorum yapan, paylaşımlarla destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Sonraki daha bir videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hızlı bir şekilde gidelim artık. Evet. Kapatmadan, gördüğünüz eski bir yol. Taşlardan oluşuyor. Taşlardan kıvrılarak yol güzergahı yapılmış. Merdiven. Doğal. Taşları kullanarak yapmışlar.